Vallahi çok iyi olur Ececiğim. Hem aile şirketimiz dururken niye başka bir yerde çalışasın ki? Senin gibi genç insanlar daima şirketimize dilimizi getirir. Ayden Hanım çok haklı. Yani bizim şirketimizde olursanız hem Ayden Hanım hem de ben gerekli kolaylıkları sağlayacağız sizlere zaten. Yani bizim yanımızda olursanız çok mutlu oluruz. Aslında başka şeyler vardı aklımda. Çok ani oldu bu. Hem kesin dönüş yapmadım ki. Ya bir süreliğine daha buradayım. Sonra ne yapacağıma karar vermedim. Ya iyi ya işte Ececiğim. Yani bir denersin. Bakarsın sevdin. Ondan sonra gidecek misin, kalacak mısın? Ona göre karar verirsin. Hem bak Ece. Biz seninle şirketi çok daha farklı bir noktaya getirebiliriz. Haksız mıyım Toprak? Yani şirket işlerine de çok yabancıyım. O da var. Ece Hanım, yani siz karar verdikten sonra emin olun Aydan Hanım da ben de gerekli kolaylıkları sağlayacağız sizler için. Bizim şirketimizde olmanız bizi çok mutlu eder. Hem zorluk yaşamayacağınızdan da eminiz. Vallahi çok şanslısın Ece. Yalçın Bey bu konuda çok iyi bir öğretmendir. Şirketimizdeki birçok çalışanı kendisi eğitti. İşinde bir numaradır. Sağ olun. Tamam, şimdilik bir şey söylemiyorum. Ama düşüneceğim. Belki de dediğin gibi hoşuma gider Ayda. Vallahi çok sevinirim Ececiğim. Hem annenle abin de buna çok sevinir. Hatta senin şirkette olman abinin işe daha çabuk adapte olmasına bile yardımcı olur bence. Haklısın. Sizi tekrar gördüğüme çok memnun oldum. Yani şirketle ilgili kararınızı da dört gözle bekleyeceğim. Zaten bununla ilgili Aydan Hanım'a sık sık soracağım ben. Çok teşekkür ederim. O zaman düşüneceğim ve en kısa sürede cevabımı söyleyeceğim. Dört gözle bekliyoruz kararlarınızı. Aydan Hanım, gerekli belgeleri ben aldım zaten. Akşamleyin size raporu teslim edeceğim. Çok sağ olun Yalçın Bey. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Vallahi Yalçın Bey gibi bir çalışanımız olduğu için çok şanslıyız. İşinde çok iyi. Çalışkan, zeki, sorumluluk sahibi. İnsan ilişkilerinde de bayağı iyi. Yani bu devirde böyle çalışan bulmak çok zor. Hatta bu devirde böyle insan bulmak zor. Ay Ececiğim, düşündükçe heyecanlanıyorum. Mutlaka bir şans vermelisin bu işe. Yani çok ani oldu Aydancığım. Hiç aklımda yokken. Tatlım, hayatta böyle sürprizlerle dolu değil midir zaten? Bak, ben seninle çalışmayı çok isterim. O okey. Ama asıl seni düşündüğümden söylüyorum. Ya kendi şirketinde hazır pozisyonun dururken niye başka birinin şirketinde vakit kaybedesin ki? Yani bilemiyorum. Çok kararsız kaldım. Anneciğim gel. Yok yok, otur sen. Ben böyle otururum. Söyle bakayım. Neymiş bakalım kararsız kaldığın? Ece'yi bizim şirkette çalışması için ikna etmeye çalışıyorum anneciğim. Sizce de harika olmaz mı? Harika. Harika, şahane bir fikir bu. Aydan, kutlarım seni. Her zaman böyle güzel fikirlerim vardır. Hiç kararsız olunacak bir şey değil bu. Hem başkasının yanında çalışmamış olursun, hem de babanın mirasına sahip çıkarsın. Yani, demek istiyorum ki yanımda olursun. Çok memnun olurum buna. Şahane, şahane bir fikir bu. Bir sakin mi olsanız? Sizin bu heyecanınıza bakılırsa siz beni 2-3 günde şirketin başına da geçirirsiniz. O da senin performansına bağlı Ececiğim. Ama ben eminim. Sen başarı basamaklarını birer ikişer çıkacaksın. Evet evet.
Kendi yerinde çalışmak her zaman için çok iyidir. Değil mi? Yani bir açıdan öyle ama pat diye verilecek bir karar değil bu. Beni de anlayın lütfen. Bütün hayatımı yeniden düzenlemem gerekecek. Hani iyice düşünmeden karar verip de sonra pişman olmak istemiyorum. Düşün tabii tatlım. Düşün sen. Ay bize bakma. Biz sen yanımızda olacaksın diye böyle heyecandan ısrar ediyoruz. Sen böyle düşün, taşın, karar ver. Yani nasıl olsa şirketteki pozisyonun hazır değil mi? Anneciğim, sen kahve içmez miydin? Ah tabii tabii. Çok iyi olur. Halide! Halide!